Komşumuz evet. Biz de duyduk, biz şok olduk abi. Biz böyle bir şey beklemiyorduk kesinlikle. Dün akşam elektrik gittiğinde kendiler geldi bura. Bir dövüş tartışmayı bir şey oldu aralarında. Yani biz mevzunun daha ne olduğunu bilmiyoruz. Geri sabahleyin video dediler. Akşamdan video dediler de sabahleyin video ortaya çıktı. Biz görünce şaşırdık abi. Biz başka ne diyeyim ben size? İmkanı yok, böyle bir şey beklemiyorduk biz. Vallahi bizim görüşümüzce işine gider, evine gelir. Başka bir şeyini bilmiyorduk biz. Ama bunu duyunca biz her dediğim kendi evimizde gibi yani şok olduk. Benim tüylerim diken diken oldu. Ben kahvaltı yapamadım ya, midem bulandı böyle bir şeyden ya. O kadar söyleyeyim ben sana. O video ilk geldiğinde abi ben uykuluydum serviste. Fabrikada çalıştığım için. Gördüm, şok oldum. Kalbim durdu benim abi. Nefesim kesildi. Yanımdakiler cama yaklaştırdılar beni. Ne oldu diye. Videoyu izlediler abi. Ne dediler? Adamın evini gösterin. Bu nasıl bir şey? İnsan bu baba olamaz dediler ya. O videoyu da ben dayanamadım. Attım abi. Haber ajanslarına attım. Bütün WhatsApp ihbar hatlarına attım. Hepsini attım abi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kafa travması şikayetiyle yakınları tarafından getiriliyor. Orada yapılan tetkiklerden sonra kafa travmasına bağlı beyin kanaması tespit ediliyor ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle de hastanemize sevk ediliyor. Gece saat 1 civarı hastanemize başvurduktan sonra da biz gerekli müdahaleleri yaptık. İlk muayenemizi, tetkiklerimizi yaptık. Tekrardan beyin filmini çektik. Beyin kanaması vardı. Genel durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde yavaşlama vardı. Tomografilerinde kanamasında bir artış olmadığı için cerrahi bir müdahale düşünmedik ve medikal olarak ilaç tedavisi ve devam ediyoruz. Şu an yoğun bakımdaki tedavimiz devam etmekte. Beyin kanaması geçirdiği için de hayati tehlikesi devam ediyor. Ama gelişine göre durumumuz iyi gidiyor, kötüye bir gidişatımız yok. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, gereken tedavi hastanemize en iyi şekilde yapılıyor yani.